İnancın en temel üç ayağı şunlardır. Bunu tekrar hatırlamakta fayda var. Önce uluhiyet. Yani Allah'ın birliği, ilahın tekliği meselesi. Onun hiçbir ortağının olmaması. Bütün varlığın sahibinin o olduğu inancı. İkincisi peygamberlik inancı. İnsanoğlu buna da karşı çıkmış. Evet Allah'ın varlığını birçok kavim, topluluk her zaman ve mekanda kabul etmiş. Bir yaratıcının varlığını kabul etmiş. Fakat peygamberliği kabulde zorlanmış. Bizim gibi bir beşer nasıl olur da Allah ona ya da o yaratıcı ona konuşur. Onun bizden ne farkı var diyerek peygamberlik müessesesine karşı çıkılmış. Bir de üçüncü ayak ahiret hayatı öldükten sonra dirilmek mi bu nasıl olacak demişler. Neden yaratıldıklarını unutmuşlar. Bir damla bile diyemeyeceğimiz bir sudan böyle bir mükemmel bir suret insan ortaya çıkmış. Ama insanoğlu geriye doğru bakmayı bilmediği için, beceremediği için ya da unuttuğu için göklerin ve yerin yaratılışına bakmadığı için Yeniden dirilişten hep şüphe etmiş. Şimdi demiş, toprağa karıştıktan sonra elementlerimiz ayrıldıktan sonra, esamemiz bile, hiç izimiz bile kalmadıktan sonra yeniden dirilmek öyle mi diyerek hep karşı çıkılmış. Bugün de böyle. Hem işine gelmemiş insanların öldükten sonra dirilmek çünkü yapıp ettiği birçok günah var, isyan var, zulüm var. Bunların hesabını vermek zor geliyor. İkincisi de aklına sığdıramamış bunu. Aklına sığdıramayışı Rabbi doğru tanımamaktan kaynaklanıyor. Allah'ın her şeye kadir, her şeyin yaratıcısı olduğunu bilen bir insana ahirette yeniden dirilmek yani yeni bir hayatla yaşatılmak asla garip gelmez. Ama Allah inancı zayıf olunca, doğru bir Allah inancı olmayınca bunlar insanın o sığ aklına o sınırlı aklına çok garip geliyor demek ki. İşte yüce Rabbimiz Mekke müşriklerinin bu sözlerini ki bu aslında tarih boyunca bütün inkarcıların sözleridir adeta. Diyorlar ki biz bir defa ölürüz yani. Öldükten sonra da dirilme diye bir şey olmaz diyorlar. Mekke müşriği ya da şirk kafası diyelim ya da inkarcı kişinin aklı şunu da istiyor diyor ki madem ki böyle diriliş var o zaman atalarımızı bir getirin babalarımız dedelerimiz ölüp gittiler onları bir diriltin bir getirin onlar bize bir şahitli etsinler bunu o atalarının dini üzere olduğunu söyleyen e, müşrikler peygambere karşı e, ifade ediyorlar sanki imkansız böyle bir şey. Siz bunu uyduruyorsunuz. Madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsunuz, bunu ispatlayın o zaman bu dünyada diyorlar. Hayır, o Cenab-ı Hak bu dirilişin kıyamet sabahı olacağını beyan buyuruyor. O kıyametin vaktini de ancak o biliyor. Yani bu ancak imanla yani peygambere onun getirdiği mesaja tam güvenerek inanırsanız olur ya da bunun mümkün olduğunu zaten anlarsınız. Ama yok ben şunu da isterim, şunu da isterim, şunu da isterim diyerek adeta efendim peygamberi aciz bırakma adına bu tür taleplerle peygamberin sözünü boşa çıkarmak isterseniz burada Yüce Rabbimiz kanunu ya da onun efendim beşeriyete uyguladığı sünneti sizin için değiştirecek değildir. Bu yönüyle burada Rabbimiz yine bu dirilişin e, mutlaka olacağını değişik şekillerde Kur'an'ın farklı ayetlerinde bize zaten anlatır. Ve daha çok da insana o kendisi neden yaratıldı bakmaz mı diye eee insanın kendi yaratılış başlangıcına dönmesine dikkat çeker. Bir. İkincisi bu göklerin ve yerin yaratılışı mı daha zordur? Onları yeniden yaratmak mı daha zordur der. Bir başka ayette bir şeyi ilk defa yapmak mı zordur? İkinci defa yapmak mı zordur diye sorar. Ve alemdeki, şu dünyadaki her şeyin adeta ölüme sevk edildikten sonra bir ilahi rahmet yağmur sonrasında yeniden dirilişine de dikkat çekerek ölü arzı, ölü yeryüzünü bir yağmur damlasıyla dirilten Allah işte sizi de diriltecektir e, buyurarak aklımıza hitap eder. Eğer akıl Allah'ın bizi yarattığını kabul ettiyse, gökleri ve yeri O'nun yarattığını biliyorsa e, ve Elbette böyle bir Rabbin e, yeniden insanı yaratacağını da bilir, inanır. Ama böyle bir inancı, böyle bir kabulü, böyle bir tasdiki yoksa işte böylesi sorular sorar insan.